Türkiye'ye gelmeden şu suikastin nasıl olduğu şu an henüz belli değil ya. Bu belli olduğunda nasıl yapıldığı bundan sonraki sürece etkileyecek bir unsur mudur? Hem İran açısından hem verilecek karşılık açısından hem İsrail'in o işte Ahmet Yeşiltepe'nin az önce ifade ettiği şekilde ben barış istemiyorum dediği tutum açısından. Şimdi şöyle, saldırının nasıl icra edildiği bence hiç önemli değil. Nerede icra edildiği ve başarılı olup olmadığı önemli. İran'da icra edildi, bu İran açısından büyük bir ikilem. Mutlaka tepki göstermek zorunda. Mutlaka, ama aksi takdirde İran silinir. Yani o vekilleri üzerinden yapacağı eylemlerde o kadar etkisiz hale gelir ki bir anda vekil olarak gördüğü o silahlı gruplar Irak'ta daha uzlaşmacı bir hale dönüşebilir. İran'ın istemeyeceği husustur bunlar. İkincisi, sonuç önemli. Başarısız bir suikast girişimi olsaydı eğer, İran burada bir kazanımla çıkabilirdi. Ancak başarılı. Bu işte drone'la mı yapıldı veya bir tim tarafından mı icra edildi veya bir patlayıcı mı yerleştirildi? Bütün bu senaryolar sonucu değiştirmiyor. Yani nihayetinde başarılı bir suikast var. Ha, şu da dikkate alınmalı. İsrail şu ana kadar hiçbir suikaste yaptığı eylemi üstlenmedi. Sessiz kaldı, yorum yapmadı. Bunun da nedeni belki de bu eylemin sonuçlarını yönetebilmek adına tahrik etmekten kaçınmak. Yine aynı şeyi yapar mı? Bilemiyorum. Ama nihayetinde Hamas lideri İran'da eğer suikastle şehit ediliyorsa İsrail bunun mutlaka bir tarafındadır. Dolayısıyla tepkiler İsrail'in söylemlerini ne kadar dikkate alır pek o kadar emin değilim. Peki devam edeceğiz. Ahmet Yeşiltepe, siz gelmeden önce hocayla konuşurken, Murat hocayla şunu söylemiştim. Yani zamanlama nasıl önemli diye. Şimdi Netanyahu kongreye gider. Dünyanın tepkisini çeken alkışlar olur. Golan Tepelerine bir saldırı düzenlenir. Gelir Golan Tepelerinde fotoğraf verir. Bir gün sonra Beyrut'a saldırı yapılır. Hemen sonrasında da işte bugünkü hadise. Amerika'dan geldi gitti. Amerika'da son açıklaması, biz Hizbullah'la bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Şu ana kadar bir tepki vermedi. Hiç inanmıyorduk zaten de. Amerika'dan bağımsız bir saldırı olmayacak ve bundan sonrası içinde herhalde planlı bir duruma giriyor. Bu zamanlama açısından Amerika'nın tepkisini nasıl bekleriz şimdi? Amerika'nın evet yine retorik, yine söylemde zaman zaman kınayan, işte itidal, aman birbirimize daha fazla anlayış gösterelim. Yani o çerçevede açıklamalar geliyor. Bu açıklamaların genel olarak... Niye izin verdin o zaman? Evet, bu açıklamaların da samimiyeti sorgulanır tabii. Çok yakın zamanda dediğin gibi arka arkaya koyalım. Şimdi Netanyahu'nun kongrede yaptığı konuşma öyle bir konuşma ki, hatta üst perdeden bir konuşma. Zaman zaman yani o kongre üyelerine mesajlar da var. Hatta tabiri caizse eleştiri dozu biraz yüksek, fırça atıyor gibi bir ses veya bir ton da var. Yani diyor ki siz bunlara nasıl yani İsrail karşıtı protestolara kendi üniversitelerinizde nasıl izin veriyorsunuz ki? Bunlar yani tavuklar gibi kendilerini katledecek olan cellata teşekkür ediyorlar. Ya da onu destekliyorlar. Mealen bu şekilde bir, hatta alegoride bulundu. Bir hazır gıda firmasının adını da vererek. Yani kendisini öldürecek ve kendisini fırına verecek olan kişiye karşı bir muhabbet besliyor. Yani Amerikan protestocuları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu demokratik eylem biçimi aslında İsrail'e karşı olan bu eylem biçimi aslında kötünün yanında olmak. Yani Hamas gibi, Hizbullah gibi aslında bir takım tırnak içinde İsrail'e göre terör örgütlerinin yanında olmakla eşdeğer. Bunu söyledi ve bunu söylerken hemen ayağa kalktılar, alkışladılar. Bunlara cevap vermelisiniz dedi, alkışladılar. Sonra Amerika'da nispeten yani liberal, Demokrat Parti'nin bir takım kurmayları ve nispeten liberal bir takım çevreler, uzmanlar, akademisyenler, gazeteciler, aklı selim insanlar dediler ki ya bu ülke Amerika Birleşik Devletleri demokrasisiyle övünüyor, gurur duyuyor. Bunlar demokratik eylemler ve bu insanlar vicdan taşıyorlar. Yani bu insanlar Gazze'de 7 Ekim'den sonra yaşananların aslında
kontrolsüzce büyümüş bir şiddetin kurbanı oldukları ve buranın kan gölüne döndüğünü savunuyorlar ve buna dur demek istiyorlar. Dur desin. İsrail dur, İsrail'e birisi dur desin diye Amerikan yönetimine karşı da protestoda bulunuyorlar. Sözün özü, bu demokratik eylem biçimleri Netanyahu tarafından eleştirilmenin ötesinde daha sert bir üslupla da kınandı. Hatta kongre üyelerine fırça çekildi. Kimse de bir şey demedi, alkışladılar üstelik. Evet. Burada bir şımarıklık hali tabii ki oluşacak. Arkasından tabii Biden'la görüştü. Harris'le bir yine kendi hani kötü polis oynayan Harris'le görüştü. Ve Mar-a-Lago'ya gitti. Yani Florida'da Trump'la el sıkıştı. Trump karşılıklı olarak hediyeler verildi, fotoğraflar çekildi. Ve oradan yani çok üst perdede eğer Trump hani tekrar Beyaz Saray'a gelirse yani bugünkü görüntüden çok daha feci bir görüntünün ortaya çıkacağı da zaten hissedildi. Şimdi böylesine güçlü yani bir bakıma bir başka ülkeyi müstemleke sömürgeye çevirmiş bir ülkenin lideri gibi bir havayla geri döndüğünüzü düşünün. Yani oradan gelebilecek bütün uyarılar, kınamalar, dur demeler aslında sadece bir retorik. Uluslararası camiaya bir gösteriş, samimiyetsiz bir hikayenin aslında parçası. Bunu zaten biliyor Netanyahu. Bunu bilerek elindeki belki de muhtemelen öyledir listeyi de göstermiştir. Listemiz şu, Hizbullah liderlerini tek tek indireceğiz, Hamas liderlerini hedefimde, isimler şunlar. Zaten bilinen isimler aşikar, yani Muhammed Deif veya Yahya Sinvar, bunlar askeri kanadın liderleri zaten başından beri hedefte olduğu ilan ediliyor ama siyasi kadroyla siz hem bir taraftan müzakerede bulunuyorsunuz rehine krizini aşmak için, diğer taraftan adını hani ateşkes görüşmelerinin ötesine taşımak için şey diyorsunuz. Bunlar aslında barış görüşmelerine de zemin hazırlayacak diyorsunuz. Bunu hatta İsrail kamuoyunda liberal, demokrat, biraz daha hani yaklaşımı daha ılımlı olan çevrelere de yutturuyorsunuz. Sonra Haniye'yi hem de yani dünya ile entegre olma konusunda umut var bir görüntü çizen bir liderin yemin töreninde gerçekleştiriyorsunuz. Bütün bu silsile senin de söylediğin gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Pentagon, CIA ya da Mossad'la işbirliği içerisinde olan bütün kurum ve yapılarıyla beraber Amerika bundan tabii ki haberdar ama daha da feci olan belki şu. Olmasa dahi İsrail'in artık önü alınamaz şekilde, kontrolsüz bir şekilde istediği noktaya, istediği şekilde, istediği zaman müdahalede bulunması ve bunu yani bir terör devleti görüntüsü içerisinde rahatlıkla elini kolunu sallayarak yapması. Şunun yanıtı yok herhalde değil mi? Aslında çok yaptık yayın 7 Ekim'den bu yana pek çok saldırıyla ilgili. Çocukların öldüğü fotoğrafların üzerine konuşurken daha ne olacak da durdurulacak sorusunun herhalde yanıtı yok. Yok. Çünkü gelinen nokta şu, her aşamada yani aylardır burada yayınlar yapıyoruz ve diyoruz ki şu aşamada artık sona erecek. Yani Han Yunus işte dedik, daha biraz daha güney dedik, işte kapılar kapandı tamam hani belki bundan sonraki süreçte yeni bir nefes alma borusu. Amerikalılar geldi işte şey koydular, bir liman inşa ettiler, bir iskele. Hep bunları yani afaki konuştuk ve sonuçta dedik ki yani Han Yunus olmadı, biraz daha güney. Güney olmadı, kuzey. Kuzey, güneye gitti insanlar, güneyi bombaladılar, kuzeye çıkardılar. Sonra yani, bir daha yukarı. Bir daha yukarı. Bu süreçlerin hepsinde şu söylendi. Peşindeyiz, tek tek indiriyoruz, yakalıyoruz, yok ediyoruz. İsrail'in retoriği veya açıklamaları bu şekildeydi. Argümanlar da bunun üzerine kuruluydu. Fakat her defasında şey dedik, aha bu noktada muhtemelen biz şey yapacağız. Sonuçta bir barış yayını yapabileceğiz. Çünkü hedeflere ulaşıldığını söylüyorlar ama yeni bir hedef koyuyorlar. Yani İsrail'in Gazze'de yani kelimenin tam anlamıyla taş üstünde taş bırakmadığı yer kalmadı. Artık ne hedefine ulaşacaklar? İki tane isim var burada. Muhammed Deif, Yahya Sinvar. Bunları yakalayamadıkça, bunlarla ilgili meseleyi çözemedikçe bu sefer siyasi kanadı. Siyasi kanat tamam hedefteydi ama özenle seçilmiş bir yer ve özenle seçilmiş bir hedef olduğu da aşikar. Tabii. Yani İsmail Haniye'yi İran Cumhurbaşkanı'nın barış mesajları verdiği yemin töreninde öldürmek ne demek ya? Yani bunun karşılığı yani iyi olmayacak. Evet. İsrail
eskale, yani savaşı yaymaya çalışıyor. Sonucu başka daha önemli. Başka bir açıklaması var mı? Bunu bilmiyorum. Murat Aslan az önce sonucu daha önemli, nasıl yapıldığı önemli değil saldırının dedi. Aynı soruyu sorayım, bir bilgi vererek. Suudi basınında bir haber var. Saat 2'de güdümlü füzeyle öldürüldü Haniye diyor. Güdümlü füze o zaman yani şimdi enteresan, eğer içeri, yani güdümlü füzeden kastı, Murat Aslan daha açıklamasını yapar. Yani havadan bir güdümlü füze mi zannetmiyorum. Yani İran hava sahasına girmek lazım, zor iştir. Muhtemelen karadan ateşlenen bir güdümlü füze. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Bunu da yapmak da ayrı bir maharet istiyor. Yani şimdi Mossad efsanesi vardı 1970'ler ve 80'ler. Yine Murat Aslan bu konularda uzman olduğu için hani çok örnek bir takım nokta atışı operasyonları vardı. Münih'teki olimpiyat oyunlarından sonra biliyorsunuz orada öldürülen İsrailli sporcuların intikamını almak üzere gerçekleştirilen operasyonların başarısı nedeniyle filmler bile çekildi malum. Onlarla yıllardır onur gurur duydular. İsrailler bunlar üzerine sayısız belgeseller yapıldı. Mossad casusu ya da Mossad elemanı olmanın ne kadar kıymetli, değerli olduğunu kendi kamuoyuna ve dünya uluslararası kamuoyuna böyle yansıttılar. Sonra sekteye uğradı bu bazı konularda. Yani mesela 7 Ekim saldırılarının öngörülememiş olması, bilinememiş olması Mossad efsanesini yıkmıştı. Şimdi Mossad yeniden, bir taraftan Mossad üzerinden de konuşmak lazım. Sanki yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Hizbullah'ın evet 2 numarasının Beyrut'ta, Güney Beyrut'ta hani öldürülmesi, arkasından İsmail Haniye'nin aynı şekilde öldürülmesi. Ya bütün bu süreçler aslında tabii Mossad'ın da kendince bir hani nasıl söylemek lazım, bir kokartı, bir madalyası gibi taşıyacaktır. Maalesef orası öyle düşünüyor. Ama hı hı. Dünyanın diğer tarafı bu terör devletinin işidir diye tanımlamaya devam edecek muhakkak. Buraya da bir parantez açalım işin için artık Türkiye'yi de katarak. Ama önce şu suikastın, yani eğer iddia doğruysa ne ifade eder güdümlü füzeyle öldürülmesi? Hocam? Ben ne kadar doğru olduğu konusunda pek emin değilim. Çünkü nihayetinde basın mensupları şu an haber peşinde İran içerisinde. Ancak gece yarısından sonra olmuş bir olay, nasıl olduğuna dair, nasıl yapıldığına dair çok fazla bir iz olduğunu düşünmüyorum. İşte hava kuvvetleri mi gitti, drone mu kullanıldı veya bir tank savar silahı da olabilir. Yani buradaki kasıt nedir net olarak bilemiyorum. Ama buradaki önemli olan husus şu. Birincisi, Haniye'nin kaldığı otel veya mekan neyse biliniyor. Hangi odada kaldığı, yattığı biliniyor. Yani böyle bir ayrıntı var. Dolayısıyla içeriden bir bilgi alınması lazım o bina içerisinden. Ve bunun zamanlaması önemli. Gece yarısı saat 2 gibi olduğuna yönelik haberler var. 2'de muhtemelen herkesin istirahate çekildiği bir an. Dolayısıyla bu işi yapan kişilerin de eğer yakın bölgedeyse ne kadar görüldüğü konusunda soru işaretleri var. Bir de şöyle bir durum var. Bu işi yapan, suikasti gerçekleştiren ekip, tim mutlaka yerden bir destek almalı. Yani hani hava kuvvetleri diyorlar ama bana pek inandırıcı gelmiyor. Hava kuvvetlerinin kullanılabilmesi, F-35'ler eğer orada hani radara yakalanmaması açısından söz konusuysa bölge ülkelerinden destek alması gerekir. Yani Arap Emirlikleri, ne bileyim Bahreyn, hani bu ülkelerden mi kalktı diye sorgularım ben. Burada Amerikan üsleri var çünkü. Hı hı. Ama bana sanki biraz zayıf bir ihtimalmiş gibi geliyor bu. Dolayısıyla hani spekülasyona girmenin doğru olduğunu pek düşünmüyorum. Önemli olan dediğim gibi iki konu. Bir, İran'da bir istihbarat zafiyeti var. Önleyemediler böyle bir saldırıyı. Hı hı. Çünkü devlet başkanı protokolüyle korunan bir şahıstan bahsediyoruz. Bunun açıklanacak hiçbir yönü yoktur İran açısından. İkincisi de bu bir istihbarat operasyonudur. Roketle de olsa, hava kuvvetleriyle de olsa, drone'la da olsa mutlaka yerden, sahadan, yakından bir bilgi akışının olması gerekir. Şu ana kadar icra edilmiş İsrail saldırılarına bakarsanız orada da halen bir muamma vardır. Örnek veriyorum, ismini hatırlayamayacağım, kusura bakmayın. Nükleer programın başındaki İranlı suikastle öldürüldüğünde hatırlarsanız bir araca monte edilmiş uzaktan komutalı silahlar bulunmuştu. Yani burada hangi cins teknoloji nasıl kullanıldı o konuda net bir şey ifade etmek pek mümkün değil.